Yeni yılın ilk günü itibariyle lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listesinin giriş kapılarına ve masalara koyulması zorunlu hale geldi. Birçok işletmenin ise bu karara uyduğu görülüyor. Fiyat listesine baktınız. Evet, mecburen bakıyoruz artık. Çünkü fiyatlar malum, her yerde dengesiz bir fiyat dağılımı var maalesef. O sebepten dolayı da bakarak giriyoruz. O şekilde oturabiliyoruz artık. Çok doğru bir durum. Çünkü sonuç itibariyle sürprizleri çok oluyor bu tarz yerlerin. O tür sürprizlerde de tabii ki zor durumda kalmamak adına güzel bir durum. Yani güzel olmuş. Çok iyi olmuş. Çok iyi düşünülmüş. Alışkanlıklar ve alışılagelmişlerden ötürü fiyat listesine de bakmadık. Bundan sonra da bakacağımızı pek zannetmiyorum. Ancak bu caydırıcı bir unsur. Yani içeriye oturduğunuz zaman içerideki fiyatla dışarıdaki belirtilen etiket fiyatı çok farklı. Burası tanıdık olduğu için sürekli gelip gittiğimiz için öyle bir gereksinimiz olmadı. Ama genelde arkadaşlarla beraber takip ediyoruz. Herkesin bir alım gücü var. Kesinlikle iyi yol. Çalışanlar için, vatandaşlar için hakikaten iyi bir durum değil. Bizim için aynı şekilde. Bakmayın biz şimdi yapıyoruz ama işte yarı yarıya düşüyor. Potansiyel düştü, yarı yarıya. Tahtamız mesela 40 ise 30'a düştü. 50 ise 40'a düştü. Bak şu anda salonumuz dolması gerekiyordu. Şurada bomboş. Oturup masayızı görüyorsunuz. 3-5 kişi var. Var da yok da. Bazı işletmelerde girişlerde menülerine dair içeriklerin belirtildiği ancak o listelerde fiyatların belirtilmediği görülüyor. Bu akşam tüksü benim buraya ben olsun. Bir tavuk dürümü var ya. Ben artık sipariş almıyorum tamam arkadaşlar. Boş. Kendime geleyim ben. Hadi gel. Kafaya gözüm yıkattım. Hadi şey yapsam ben.
Restoran ve kafelerde yeni dönem başladı. Ticaret Bakanlığı düzenlemesiyle gıda işletmeleri artık fiyat listelerini kapıların önüne koyacak. İşletmeler yeni düzenlemeye uyum sağlamak için hazırlıklarını tamamladı. Mantıklı bir yerinde bir karar olmuş. İnsanlar girdiklerinde çok farklı fiyatlarla karşılaşıyorlar. En azından insanlar bakarlar, fiyat uygun değilse içeriye girer veya girmez, tercihini kapının önünden yapmış olur. En azından insanlar içeride verdikleri siparişle beraber ne kadar ücret ödeyeceklerini bilirler. Ve bu konuyla ilgili hem müşteri hem de işletme sahibi arasında bir fiyat konusunda sıkıntı ortadan kaldırılmış olur. Aynı zamanda sadece öğrencinin değil, turizmin olduğu kentlerde de bu çok büyük önem arz ediyor bence. Ben bu konudaki çalışmayı çok mantıklı ve yerinde buluyorum. Faksız kazançla ilgili bazı şikayetler vardı. Hesaplarda fiyatların yüksek gösterilmesi ve fazla yazılmasıyla ilgiliydi bunlar. Alınan sonuçta da kapıların önüne menülerin ve fiyatlarının yazılmasıyla ilgili bir sonuç ortaya çıktı. Biz tabii işletmelerimizin böyle bir fazla bir fiyat yazmasından dolayı böyle bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. İşletmelerimiz böyle şeyler yapmaz zaten. Ama hesabı oturan müşteriyle, dükkanın tarzıyla ve fiyat politikasıyla ilgili anlaşmazlıklar sonucunda çıkan şikayetlerden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ve bunun en mantıklı yönü de kapının önüne menünün yazılması, fiyatların belli olmasıyla ilgili sonuçlandı. 1 Ocak'tan itibaren inşallah tüm işletmelerimizde, yeme içme sektöründeki işletmelerde kapının önünde menü fiyatlar belli olacak. Biz de şu an Adana'dayız. Görüyorsunuz Adana kebapçılarındaki son durumu. Kebabın zaten ticaret odasında belli bir standardı ve belli bir fiyatı vardır. Bu fiyatlar mekanın kalitesine, benzesine göre değişmektedir Adana'da. Şu anda görüyorsunuz hareket son derece güzel ve insanlar gayet memnun. Menülerimiz masamızda var ama bundan sonra 1 Ocak itibariyle kapımızın önüne de atacağız. Tek sorunumuz şu, çok geniş bir menüye sahibiz. Acaba hepsini yazabilecek miyiz, sığdırabilecek miyiz? Olay o. Olayın yansıması pozitif olacaktır müşterimize. Çünkü Adana'da sürpriz hesap olmaz. Adana'da her şeyin standartları bellidir. Sadece mezenin az önce söylediğim gibi durumuna göre fiyatlar değişebilir. O da mekanın tarzı itibariyle zaten bellidir. Masalarımızda QR kod menü vardı. Pandemi döneminde uygulamıştık bunu. Ama bundan sonra daha net bir şekilde adam mesela hesabını yapıp en sonunda aynı rakamı hesapta kasada da görecektir. Çok güzel bir yenilik. İnsanların neye ne kadar ödediğini bilmesi gerekiyor. Ona göre hesaplarını, kitaplarını yapması çok doğru, çok güzel bir şey bence. Soru işaretini yer bırakmıyor. Güven teşkil ediyor. Bunlar çok önemli şeyler insanlar nezdinde.